Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yeni bir gündem yorum programıyla karşınızdayız. İnşallah Teala gündemi meşgul eden önemli olayları masaya yatırıp bunları sizlerle paylaşacağız ve bunların analizlerini, değerlendirmesini yapmaya gayret edeceğiz. Öncelikle İdlib'e gideceğiz. Malumunuz olduğu üzere İdlib'de olaylar gittikçe tırmanıyor ve vahim bir noktaya doğru gidiyor. Olayların tırmanmasıyla birlikte sivil kayıplar gittikçe artmakta ve İdlib adeta patlayacak olan bir bombaya dönüşme potansiyeline sahip şu an itibariyle. Bir yandan rejim güçlerinin saldırısı, yanı sıra Rusya'nın desteği, bir iki tarafta muhalif güçlerin direnişi ve Türkiye'nin de bu noktada orta yolu bulma gayretleri vesaire. Bütün bu kompozisyon içerisinde İdlib'de son derece tehlikeli bir pozisyon diyelim. Hem bölge hem de yerel anlamda tehlikeli bir pozisyon arz edecek bir potansiyel söz konusudur. Ve olaylar gittikçe tırmanıyor. İnşallah Teala Hasan Sabas hocamızla bunu değerlendireceğiz. Yine Suriye'de sıcak gündem maddelerinden birisi güvenlik bölgesidir. Güvenlik bölgesinin ilan edilmesi tartışmalarıdır. Şüphesiz ki bu plana taraflar kendi açılarından yaklaşıyorlar ve kendi ajandalarını gündeme koymaya çalışıyorlar güçleri nispetince. Türkiye'nin kendisine göre bir ajandası var. Orada PYD'nin kendisine göre bir ajandası var ve Amerika'nın kendisine göre bir ajandası var. Biz inşallah Teala herkesin kendi ajandası çerçevesinde şekillendirmeye çalıştığı bu bölgede neler oluyor, neler olabilir, bunu öngörmeye, bunu analiz etmeye çalışacağız. Yine son günlerde Avrupa'da yükselen bir İslam düşmanlığı dalgası var ve gittikçe camilere dönük saldırılar, hatta silahlı saldırı teşebbüsleri bile söz konusu oldu. Yani olay bu denli vahim bir noktaya vardı ve yanı sıra mütemadiyen İslam düşmanlığı tırmanmaya başlıyor. Biz bunun sebeplerini elbette ki irdelemeye çalışacağız. Bir yandan siyasilerin sorumsuz tutumları ve açıklamaları, oy kazanma uğruna göçmenlere ve özellikle Müslümanlara dönük ortaya koymuş oldukları söylem ve politikalar, diğer yandan Avrupa'nın kendi sosyolojisi içerisinde bu dalganın niçin tırmanışa geçtiğini ve bunun nerelere varabileceği konusunu inşallah Teala hep beraber değerlendireceğiz. Yine gündemin son derece ilginç konularından birisi de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekişmesidir. Malum olduğu üzere biz Orta Doğu denkleminde sürekli olarak bu iki gücün, bu iki devletin beraber hareket ettiğini gördük bugüne kadar, yıllardır. Bu böyle devam etti. Bir yerde Birleşik Arap Emirlikleri varsa Suudi Arabistan'da var. Suudi Arabistan varsa Birleşik Arap Emirlikleri de var. Ve Orta Doğu'yu şekillendirme noktasında hatta Afrika kıtasına müdahale veyahut İslam dünyasıyla alakalı kararlarda hep beraber bir müttefik olarak hareket ettiklerini gördük. Ama son zamanlarda özellikle Yemen'de oluşturulmak istenen siyasi denklem çerçevesinde bu iki gücün, iki aktörün ayrıştığını ve kendi aralarında çatıştığını ve vekalet savaşı ne yürütmüş oldukları güçlerle beraber keskin bir şekilde karşı karşıya geldiklerini ve destekledikleri grupların da aynı şekilde karşı karşıya geldikleri ve siyasi nüfuz savaşında farklı eksenlerde, farklı taraflarda yer aldığını rahatlıkla ifade edebiliriz. En azından şu anki durum bundan ibaret gibi gözüküyor. Yine bir diğer sıcak gündem maddesi Keşmir'dir. Keşmir'de her geçen gün tansiyon daha fazla yükseliyor ve en son ulaşan bilgilere göre Keşmir'de iletişim araçları dumura uğramış durumdadır. Yani bölgeden sağlıklı bilgiler elde edilemiyor. Çok sınırlı ve kısıtlı imkanlarla olayların tırmandığı bilgisi kamuoyuna yansıyor. İnternetlerin kesik olduğu, haber kanallarının sağlıklı bir şekilde işlemediği, aynı şekilde telefon ulaşımı noktasında, iletişim noktasında da ciddi sorunlar olduğuna dair bilgiler gelmektedir. Bu kısıtlı imkanlara rağmen Keşmir'de şehit olan insanların olduğu, yaralanan insanların olduğu, yoğun bir şekilde tutuklanan insanların olduğu, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine dair bilgiler gelmekte ve gittikçe bu gerginlik yükselmektedir. Elbette ki bu gerginliğin yükselmesiyle beraber olaya dahil olan aktörlerin de kendi açısından tavırları daha fazla belirginleşmekte ve dünya kamuoyunu bir takım hususlar konusunda uyanık olmaya dönük yapmış oldukları çağrılar gündeme düşmektedir.
etmektedir. İnşallah Teala bütün bu konuları sizlerle beraber paylaşacağız. Hasan hocamla beraber bunları analiz etmeye çalışacağız. Hocam, başlıklarımızı bu şekilde kamuoyuyla, izleyicilerimizle paylaştıktan sonra isterseniz İdlib meselesiyle olaya başlayalım, programa başlayalım. Malum olduğu üzere İdlib'de daha önceden bir mutabakat vardı. Adeta bir güvenlik bölgesi veya gerginliğin azaltılması bölgesi, bölgeleri adı altında İdlib'de adeta hani bir güvenlik koridoru diyelim ki inşa edildi, bir güvenlik sahası inşa edildi gibi. En azından kamuoyuna bu yönde bir açıklama yapıldı. Özellikle Astana sürecinden sonra garantör olan ülkeler burada özellikle muhaliflerin Suriye'nin değişik yerlerinden buraya taşınması durumunda burada güvende olacaklar. Hem sivillerin hem de muhaliflerin burada güvende olacakları ve nispeten Suriye'nin barışına katkıda bulunma noktasında diğer muhaliflerin buraya taşınması durumunda burada kendilerini güvende hissedecekleri ve buraya saldırılmayacağına dair bir takım garantiler verildi. Ama daha sonra fazla geçmemişti ki herkes bir taraflara saldırmaya başladı. Yani o taahhütler yerine getirilmedi. Ve nihayetinde bakıyoruz ki İdlib'de yaklaşık 4 milyona yakın bir nüfustan bahsediyor. Sivillerle beraber, muhaliflerle, silahlı unsurlarla beraber. Ve her geçen gün gittikçe burada olayların tırmandığını görüyoruz. Rejim güçleri var güçleriyle saldırmakta. Özellikle kenar mahalleleri bombalama noktasında, Haman kırsal kesimlerini bombalama, yine İdlib'in bazı noktalarını bombalama, yine Rus savaş uçaklarının da havadan bunlara destek vermesi gibi bir durum söz konusu ve yoğun bir şekilde sivil kaybından bahsediliyor gelen haberlere göre. Siz İdlib'deki bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani İdlib'de bu aşamaya gelineceğini aslında hemen hemen herkes öngörüyordu. Bu biraz daha hani meşhur bir sarı öküz meselesi var ya, bu biz sesimizi diyor o sarı öküz aldıklarında çıkarmalıydık diye meşhur bir söz var. Evet. Sarayla hepsini almış işte, neyse, kurt ya da aslan. Suriye'deki durum biraz bununla alakalı. Yani Astana'da sadece İdlib konuşulmadı. O zaman işte Dera vardı, o zaman diğer Guta bölgeleri falan vardı. Buraların tümü normalde çatışmasızlık bölgeleri olarak kabul edilmişti. Ama işte rejim ve destekçileri bu bölgeleri tümüyle abluka altına aldılar. Aç bıraktılar. Açlıktan ölen insanlar oldu. Kimyasal silahlar kullandılar. Son derece vahşi yöntemlerle bu varil bombaları kullandılar. Hastaneleri vurdular ve büyük katliamlar söz konusu oldu. Evet. Bu yerlerin tümü ya teslim oldu, ya boşaltı, ya da neredeyse infaz edildi, bitirildi. Böyle bir pozisyonu vardı. Yani burada gerek Guta'dan gerek Dera'dan bir kısım insan anlaşma karşılığı gelip İdlib'e yerleştiğinde, hani İdlib öyle mi kalacaktı diye o zaman da aslında düşünmeleri gerekiyordu. Evet. Bu işin bir tarafı. Yani normalde bütün hepsini İdlib ve çevresi, ki sadece İdlib değil işte dediğiniz gibi Halep'in bir kısmı, Hama kırsalı ve işte bu şey dağı, Türkmen dağı denilen bölgeler, Laskiye kırsalına kadar olan kimi bölgelerde halen çatışmalar devam ediyor. Ve burada Türkiye işin içerisinde şöyle bir pozisyonu var açıkçası. Yani en azından şu anda dışarıya yansıdığı kadarıyla Türkiye bunu inkar etmiyor. Diyor ki durdur çatışmayı, ama Rusya tarafından şöyle açıklamalar geliyor. Türkiye verdiği sözü yerine getirsin. İşte burada Türkiye ne sözü yerine getirmiş sorusu çıkıyor önümüze. Burada kimi kontrol noktaları oluşturmuş, bazı bölgeleri aldı. Hatta işte Afrin'e yönelik operasyon yaparken oradaki şeyin işte Rusya'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın terör örgütü olarak kabul ettiği işte Nusra'dan, Fethi Şam'dan, Heyet Tahrir Şam'a kadar gelen bir süreç vardı. Bu yapıyla bir tür anlaşarak onlar çekildi. Türkiye o şekilde askerlerini koydu. Şimdi burada Rusya'nın iddiasına göre Türkiye bu Heyet Tahrir Şam'ı İdlib'den çıkaracağım demiş. Rusya'nın söylediğine göre. Hatta bazı bombalamalarda bize yeri Türkiye verdi, biz yaptık şeklinde bir şey söylüyor. Şimdi burada ciddi bir yalanlama yok. Türkiye tarafından en azından bildiğimiz kadarıyla.
Türkiye sanıyorum oradaki gruplarla çok ciddi müzakerelere girdi. Yani hali hazırda gelinen noktada ya bölgeyi terk etmeleri gerekiyor ya kendilerini tasfiye edip işte ÖSOV ona benzer grupların içerisine girmeleri gerekiyor. Ancak daha önceden çatışmalı oldukları, kendilerine göre inanç açısından çok daha güvenilir olmayan gruplar ÖSOV çatısı altına girdiği için bunu kabul etmiyor. En azından daha önce farklı gruplar geldi. Yani işte Ahrar-ı Şam gibi aslında Suriye'de çok güçlü gruplardan biriydi. Hı hı. Ama yönetim kadrosundan 100'e yakın kişi bir bombalı saldırıyla ortadan kaldırıldıktan sonra ciddi bir zayıflama sürecine girmişti. Burada bu heyet Tahrir-i Şam ile Türkiye arasında ciddi müzakereler söz konusu oldu. Türkiye daha önceden söylememesine rağmen sonraki süreçte bunları terör listesi içerisine aldı. Hı. Ama onlarla çatışmayı göze almadı ki mantıklı olan buydu. Rusya, Esed, Rusya, Baas ve İran tarafı Türkiye'nin oraya girip, İdlib'in içerisine girip ki 3-4 milyon nüfuslu bir bölge, yani karşında çok iyi silahlanmış, iyi savaşan, yıllardır savaşan grup var, şehir savaşı. Böyle bir yapılanmanın içerisinde Türkiye hangi sebeple girecekti? Yani Türkiye yönelik nasıl bir şey söz, tehdit söz konusuydu ki? Ama onlar Türkiye bize söz vermiş bunu yapacak diye bir iddiada bulunuyorlar. Türkiye bunu kabul etmiyor, ayrı bir konu. Fakat onlarla yürütülen müzakerede ya kendinizi tasfiye edin ya burayı terk edin şeklinde bir şeyler sanıyorum söylenmiş en azından yansıdığı kadarıyla. Burada bunu kabul etmiyorlar. Normalde hani şehir savaşı problemli bir şeydir. Karşı tarafta çok da uluslararası hukuku, insan haklarını, dini değerleri, ahlaki değerleri önemseyen bir topluluk yok yani. Yani bu yüzyılın en büyük zalimi olan bir Esad ailesi var. Bu yüzyılın en büyük zalimi yani bunu kabul etmek lazım. Bu derece bir katliamın, bu derece pervasızca cinayetlerin işlendiği, kimyasal silahların kullanıldığı sanıyorum bir şey dönemi daha yok. Yani biz Saddam'dan söz ediyorduk ama yan yana getirdiğin zaman Saddam bunun yanında çok hafif kalıyor. Böyle bir şey var ortada. Bunun karşısında yani İdlib, her gün İdlib'i bombalayacak, burada caydıracak, efendim taciz edecek, hastaneleri bombalıyor. Yani bu Rusya, Rus uçakları hastaneleri bombalıyor. Bu çok ilginç bir şey. Kendine süper güç gözüyle bakan bir güç İdlib'de hastaneleri bombalıyor, ambulansları bombalıyor. Burada bu insanlar orayı, siviller terk etsin gibi bir noktaya gelecek. Ondan sonra daha rahat vururum ki sivillerin terk etmesi demek Türkiye açısından bir yıkım anlamına gelir. Yani bu kadar milyon insanın buraya gelmesi. Türkiye'de burada bir ara Avrupa'ya tehditlerde bulunuyordu. Kapıları açarım falan türünden. Ama her taraf önlemini almışsan kapıları açsan bile bu nereye gidecek? Evet. Yani burada sen bu insanlara zulmetmiş olacaksın. Bu insanlar 4 milyon insandan belki 500 bin tanesi gitmek için çaba harcamaz. Onun dışında insanlar can güvenliği için yani bombalardan ölmemek için gelip sınırı geçmeye çalışacak. Bu çok büyük bir şey olur. Türkiye'nin içerisinde zaten hali hazırda işte 3-4 milyon Suriyeli, 1-2 milyon işte Afganlı ve diğer Afrikalı göçmenlerden dolayı siyasi dengeler bile değişti bundan dolayı. Bunu herkes biliyor. Hı hı. O açıdan da bir ciddi bir problem var. Türkiye sınır geçişlerini kapatmaya çalışıyor. Hı hı. Fakat bazı güçleri belli aralıklarla taktik değiştirerek ilerliyor. Geçen ciddi bir şekilde ilerlemeye çalıştılar ki alanda sanıyorum yine basına yansıdığı kadarıyla Amerika işte İsrail anlaşmasından dolayı İran'ın bu alandan yavaş yavaş uzaklaştırılma gibi bir durumu söz konusuydu. Bu açıdan Baas ve Rus birlikleri bu operasyonları yaptılar. Ciddi bir darbe yediler. Yani 950 işte 1000'e yakın özel kuvvetlerin kaybedildiği şeyleri çıktı. İddiaları çıktı. Ve ele geçirdikleri yerlerin hemen hemen tümünü tekrar geri bırakmak zorunda kaldılar. Şimdi bu arada tekrar bir ateşkes şey oldu. Bazı tarafı çok ilginçti. Bir ateşkes ilanı tek taraflı. Ardından hani bunun yürümeyeceği belliydi. Nitekim toparlandı. Kendini hazır hissetti. Ateşkesi bozuyorum dedi yine. Kendisi ilan etti ateşkesi. Herhangi bir sebep yokken bozdu ve tekrar ilerlemeye başladı. Şimdi bir şeye göre epey bir yer ele geçirmiş şu anda. Hatta işte bu kontrol noktaların bir kısmı bir nevi kuşatma gibi bir noktaya gelmiş.
TSK'yla karşı karşıya gelme durumu var. Yani burada bir kıvılcım çok daha farklı noktalara kadar işi götürebilir açıkçası. Yani Türkiye burada Amerika'yla PYD'nin meselesini konuşurken bir anda gündeme şeyle Suriye rejimiyle savaş gibi bir şey gündeme gelebilir. Burada bununla ilgili altın görüşmelerin yürütüldüğünden de söz ediliyor. Ama İdlib sıkıntılı bir konu. Yani bazı Rusya girerse sıkıntı, giremezse hali hazırdaki durum Türkiye açısından yine sıkıntı. O açıdan bir düğüm gibi kalıyor. Türkiye bunu biraz bir tür buzdolabına almaya çalışıyor. Suriye yönetimiyle muhalifler arasında anayasa görüşmeleri, işte yönetim şekliyle ilgili görüşmeler yapıldıktan sonra bunun da tekrar gündeme gelmesini herhalde sanıyorum, düşünüyorum. Böyle bir biraz ötelemeyi istiyor en azından. Çünkü hal hazırdaki durum son derece tahrip edici, can yakıcı bir durum. Bunun ilerlemesi bu can yakıcı olayı, ortamı biraz daha arttıracak, biraz daha kritik bir noktaya getirecek. Şu anda görünen bu. Yani ki mesela son saldırılarda işte 400 bine yakın kişinin yer değiştirdiğinden bahsediliyor. Bu biraz daha ilerleyecek göründüğü kadarıyla. Ve bu ilerleme beraberinde çok büyük kitlesel göçlerini getirebilir. Direniş şeyin muhalif silahlı muhalif grupların direnişi çok daha büyük katliamları beraberinde getirebilir. Bu da dediğim gibi hem coğrafya için bu kapanmayan yaranın belki biraz daha ağırlaşmasına neden olur ve göçmen meselesini de çok daha kritik bir noktaya getirebilir. Yani hocam burada gözüktüğü kadarıyla yani bütün taraflar açısından işi çözebilecek olan yöntem herhalde siyasal bir çözüm sürecinin başlamasıdır. Yani siyasal bir süreç başladıysa taraflar bu noktada birbirlerinin meşruiyetini kabul edip birer adım atarlarsa belki bu gerginlik azalır, ileriye dönük belki ümit verici şeylerden bahsedebiliriz. Onun ötesinde yani bir tarafın meşruiyetini kabul etmezken diğeri de diğer tarafı terörist olarak ilan ettiği müddetçe ve mutlaka biz bunları yok etmeliyiz. Hani İdlib'den gitsin, tamam İdlib'den gitsinler de nereye gitsinler, değil mi? İşte, yani burada şöyle bir sorun var. Şimdi Esad bazı tarafı diyor ki burada terörist gruplar var. Ya yani burada ülke nüfusunun yarısı ülkeyi terk etmiş. Eğer ülkede bu kadar terörist varsa zaten senin yönetim şeklinde bir problem var. Tamam. Bu bir. Bunun o zaman bir problem varsa bunu masaya yatır. Bunu yeni bir görüşmeye aç. Hayır diyor, ben bunların hepsini ortadan kaldırayım ondan sonra. Hı. İyi de senin yönetim şeklin zaten bu o isyanı, bu katliamı ortaya çıkardı. Yani bazı yönetimi 40 yıldan beri zaten bölgenin en zalim rejimi. Yani bunu birçok usulüyle, yöntemiyle biliyoruz, uygulanan şeyleriyle. O açıdan yani bu görüşmelerin oluşması, burada bir ortak noktada buluşulması son derece önemli. Ama bazı tarafı, Rusya tarafı şu anda kendini güçlü hissettiği için şu anda böyle bir şeye yanaşmıyor. Yani bir tarafta bunlar devam etsin ama bir tarafta da biz zaten temizledikten sonra bunun artık herhangi bir şey, bir anlam ifade etmeyeceğini söylüyor. Göründüğü kadarıyla şu anda yapılmak istenen bu. Başlatacağımız siyasal süreçte sembolik olur. Bizim kontrolümüzde olur. Yine aynı noktaya geliriz. Kamuoyuna deriz ki işte demokratikleşme, siyasallaşma süreci başlattık. Ama bizim kontrolümüz altında olacağından dolayı aynı noktaya geleceğiz gibi. Evet hocam, eyvallah. Hocam bir diğer önemli nokta Suriye'deki güvenlikli bölge meselesidir. Malum olduğu üzere Türkiye aylardan beri sınıra yığınak yapıyor. 10 binlerce kumando oraya sevk etti. Yine savaş teçhizatlarını, ekipmanlarını oraya sevk etti. Ve özellikle Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağını söyledi. Amerika'nın işte bir resti geldi. Karşılıklı görüşmeler, restleşmeler vesaire. Nihayetinde Amerika ile beraber ortak bir güvenlik bölgesi inşa etme ve bu güvenlik bölgesini beraber bir operasyon komuta merkezinden yürütme, burada devriye atma, operasyon yapma vesaire. Tabii şimdi biz bu lafları söylediğimiz zaman bile bazı sözler birbiriyle çelişkili gibi gözüküyor. Sahada bu nasıl pratize edilir onu da anlayabilmiş değilim. Geçen hafta da konuştuk. Bakıyoruz ki orada varılan mutabakat genel hatlarıyla ortaya konulmuş. Böyle yuvarlak cümleler var.
niyet beyanı var. Fakat somut bir plan yok. Somut bir plandan öte ortaya konulan bir niyet beyanı var. Şunun gözetilmesi, bunun gözetilmesi, bunun böyle yapılması vesaire. Mesela bakıyoruz ki en somut noktalardan birisi, belki en can alıcı noktalardan birisi. Örneğin Türkiye'nin istemiş olduğu derinlik ile Amerika'nın önerdiği derinlik arasında çok ciddi farklar falan var. Türkiye'nin kendisine göre argümanları var. Amerika'nın kendisine göre argümanları var. Güvenlik bölgesinin derinliğinin belirlenmesi noktasında. Yani bakıyoruz ki her tarafın kendisine göre uygulamaya çalıştığı bir ajanda var. Kendi lehine çevirmeye çalıştığı bir süreç var. Ve bütün bunların ortasında bunlar konuşulurken, tartışılırken Amerikalı uzmanlar işte Urfa'ya geldiler. Burada bir komuta merkezinin oluşturulacağı, keşif yapılacağı, bir planın ortaya konulacağı falan bütün bunlar konuşulurken bir iki taraftan da YPG'ye dönük yoğun bir silah sevkiyatı var. Yani o diğer tarafta azalan herhangi bir etkinlik yok. Amerika-PYD ilişkisinde onun ivmesinde azalan herhangi bir şey yok. Bakıyorsunuz ki o ilişki olduğu şekilde devam ediyor. Silah sevkiyatı devam ediyor. O ajanda kendi doğal mecrasında yürümeye devam ediyor. Ama bir yandan da Türkiye ile bu müzakereler devam ettiriliyor. Şimdi bu aklımıza şunu getiriyor. Acaba Amerika bir yandan Türkiye ile siyasal müzakereler adı altında teknik konuları konuşma adı altında Türkiye'yi diplomasi diliyle veyahut işte teknik bir çerçeve içerisinde pasifize edip diğer taraftan kendi gündemini uygulamaya çalışıyor. Birinci sorumuz belki bu olabilir. İkinci soru da şu olabilir hocam. Yani Amerika geldi burada kendisince Türkiye ile beraber bir koordinasyon merkezi kuracak ve güvenlikli bölgeyi Türkiye ile beraber idare edecek. Şimdi bu kulağımıza yabancı gelen bir çerçeve değil. Çünkü daha önce çekiç güç denilen bir olgu vardı ve hem bölgenin başına hem de Türkiye'nin başına bela oldu. Orada Kuzey Irak'ta güvenlikli bir bölge bunun korunması, koordinasyonu, Türkiye ile beraber hareket etme vesaire derken başlı başına kurulan o koordinasyon merkezi bile zannedersem merkezi Silopi'deydi sanki yanlış hatırlamıyorsam. Başlı başına Türkiye'nin başına bela oldu. Yani başlı başına onun varlığı bile Türkiye'nin başına bela oldu. Ve Kuzey Irak'ta Kuzey Irak'ta Amerika'nın istemiş olduğu bir yönetim veyahut onların kontrolünde bir yapılanma şekillendi belki diyebiliriz. Bu noktada Türkiye'nin fazla dahlinin olmadığı, Türkiye'nin fazla iradesini ortaya koymadığı bir süreç şekillendi diyebiliriz. Şimdi burada da acaba aynı şey mi tekrar edilmek isteniyor? Yani aslında bir yandan Amerika işte beraber bir koordinasyon merkezi kuralım derken gelip burada varlığını meşrulaştırmaya çalışıyor. Ve Amerika buraya gelip aynen geçmişte olduğu gibi çekiş güç veya başka bir sıfatla bölgeye yerleştiği zaman bunun sonuçları neler olabilir hocam? Evet. Yani Amerika'nın işte girdiği bölgelerde aslında nasıl bir sonuç olduğu ortada, bu açıdan herhangi bir bu açıdan yani sonuç şöyle olabilir ki bir yorum yapmanın pek anlamı yok. Açıkçası biz bunu ta eskiden işte Vietnamlardan, işte Afganistan'dan, Irak'tan, 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'da yaptıklarından, yani halen mesela Almanya'da kimi bölgeler var? Amerikan elinde, Amerikan toprağı sayılıyor. Almanya'nın içerisinde. O açıdan yani girdiği yerde öyle bir stratejisi var. Şimdi Suriye ile ilgili şunu öncelikle göz ardı etmememiz gerekiyor. Amerika yani bir şeye oynuyor ama bu evet çok sayıda işte silah yığılmış, şöyle olmuş da bölgedeki en örgütlü güçtü ki o PKK-PYD'yi kastetmiyorum. Yani daha doğrusu PYD'yi kastetmiyorum. Yani PKK geleneğinden dolayı örgütlü bir güçtü. Kolaylıkla Suriye'de de örgütlenebiliyordu. Nitekim çok güçlü bir grup değilken Amerikan desteğiyle bir anda bölgenin en güçlü grubu haline geldi. Ama şunu yani demografik açıdan, nüfus popülasyonu açısından değerlendirirsek burada da şöyle bir problem var. Yani şimdi hali hazırda PYD'de kontrol ettiği bölgeler açısından yani kendini cirmini aşacak kadar kendi nasıl desem yani sayısını aşacak kadar bir alanı kontrol ediyor. Evet. Yani Suriye'deki Kürt nüfus için mesela yaklaşık olarak 2,5 milyon civarında bir nüfustan söz ediliyor. Bunun yaklaşık 700-800 bin civarı Irak-Kürdistan bölgesine iltica etmiş. 400 bine yakın Türkiye'de
200-300 bine yakın Avrupa'ya gitmiş. Yani 1 milyon civarında bir şey var mevcut durumda. Ama işte Rakka'da, Deir ez-Zor'da, işte Tel Abyad'da, Mumbiç'te bu bölgelerde kontrol ettiği yerleri göz ki şeyde yani Kamışlı ve Haseke'de bu açıdan yani %100 şeydi. Yani kontrol ettiği alan çok fazla bu açıdan. Yani Amerika güvendiği için PKK'yı PYD ön plana çıkarıyor ama normal şartlar altında bunlar uzun süre zaten tutamaz. Yani elinde tutamaz. Yani Deir ez-Zor işte efendim bu diğer Rakka'yı buralar problemli şeyler bu açıdan. Yani süreç içerisinde mesela basına yansıdığı kadarıyla Deir ez-Zor'dan işte Bağsa, Esed'e mektuplar gittiği, haberler gittiği işte biz seninle beraberiz müdahale et, destek vereceğiz falan. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama buna benzer şeylerinde olduğundan bahsediliyor. Bir tarafta Türkiye aşiretler bana bağlı işaretimi bekliyor. İşte isyan edecek falan. Ki Türkiye'nin o aşiretler arasında rahatça hareket ettiği belli aralıklarla PKK yöneticilerine karşı yaptığı suikastlerden de ortaya çıkıyor. Yani o aralarda Türkiye girmiş kesin bu açıdan. Şimdi burada yani Amerika bunun üzerinden bu bölgenin tümünü kontrol edemez. Ya çekilecek bir kısmını. Şimdi mecburen Rakka, Deir ez-Zor'dan çekilecek. Deir ez-Zor petrol bölgesi. Çekilmek istemiyor ama normalde PKK onu oraya elinde tutamaz. O açıdan Amerika şeyi ön plana çıkarmaya çalıştı. Bu Arap unsurları. Ki biliyorsunuz Amerika Suriye'ye girdiğinde ilk anda farklı grupları işte Türkiye ile beraber aid donat politikası vardı. Ürdün'de siyah ajanların eğittiği gruplar vardı. İçeride bazı gruplar vardı. Yalnız bunlar çok çabuk şey oldu. Yani bunlar çok çabuk böyle bir düzenli çatışma, savaş, Bağsa karşı mücadele ortamından uzaklaştı. İşte adam kaçırma, fidye, buna benzer işlere giriştiler falan. Çabuk tasfiye oldular. Ama doğrudan Suudi tarafından desteklenen işte Ahmet Jarba gibi adamların şeyleri vardı. Mesela 15-20 binden ne yakın silahlı şeyden bahsediyorlardı. Mesela bunlar tümüyle DSG çatısı altına girdiler. Buna benzer gruplar vardı bu şekilde bu şeyin içerisine giren. Öte taraftan kimi işte şey küçük gruplar vardı. Bunlar yani yine Amerikan zorlamasıyla yani ben sizinle ilişkim koptu ya gelirsiniz buraya ya da sizi hedef alırım şeklindeki tehditleri vardı. Bundan dolayı geldiler. Bu açıdan Amerika PKK üzerinden bu bölgedeki işte Arap, Kürt veya neyse bunları kontrol etmeye çalışıyor. Mesele ne? Bu bölgede açıkçası bu sorun, bu çatışma, bu problem devam ettiği müddetçe İsrail biraz daha rahat hissedecek açıkçası. Ki Amerika bu bölgeyi açısından bizim birinci önceliğimiz İsrail'in güvenliğidir diye gizlemeden bunu söylüyor. Şimdi burada Türkiye açıkça müdahale edeceğim dedi. Şimdi bazıları işte hadi girsin şöyle yapsın böyle yapsın diyor da yani bir Cerablus Elbap meselesi, bir Afrin meselesi yine şimdiki olay aynı değil. Yani Cerablus ve Elbap'ta DAEŞ'e karşı bir operasyon yürüttü Türkiye. Amerika karşıydı, Rusya karşıydı, işte PYD karşıydı, bilmem diğer muhalif gruplar karşıydı. Türkiye ÖSO'yla beraber vurdu. Öyle mi? Ha, Afrin meselesi. Amerika yoktu orada. Rusya çekilmişti. Türkiye o şekilde girebildi. Buna rağmen çekilen gruplar Tel Rifat bölgesinde halen Türkiye'yi taciz etmeye devam ediyorlar. Rusya'nın kontrolü altında, Rusya'nın desteğiyle. Şimdi böyle bir tarafı var. Şimdi bu diğer tarafta yani Tel Abyad, işte Kobani, Haseke, Kamışlı, Mümbiç bu bölgelerde Amerikan askerleri şeyleri falan var ama yani mesele sadece o değil. Yani silahlı güç var. Hatta yani gayri resmi olarak bir uçuşa yasak bölge ilan ettiğinden bahsediliyor ki bu çok garip aslında değil mi? Yani Suriye toprakları üzerinde uçuşa yasak bölge ilan ediyorsun mesela. Suriye rejimi normal şartlar altında Amerikan uçakları havalandığında vurabilir normalde. Yani S-300 füzeleri var. Yani hani bunu şey yapmıyor açıkçası Rusya ile aralarındaki anlaşmadan dolayı. Ama bu olmasa bile Türkiye'nin tehditleri yani ben buraya gireceğim tehdidi açıkçası Amerika'yı tedirgin etti. Yani küresel sistem açısından düşünürsen hani eğer Türkiye Amerika'nın bu açıklamalarına rağmen eğer girerse Amerikan hani şey tabirle biraz ne diyorlar argo tabirle biraz karizması çizilecek. Evet. Bu bir işin bir tarafı. Türkiye açısından da şöyle bir problem var. Türkiye diyelim ki girdi. Ama Amerika ile karşı karşıya geldi. Türkiye Amerika ile karşı karşıya gelmek istemez. Ciddi bir problemdir. Yani burada gücü de yetmez açıkçası. Yani Amerika silah açısından diğer birçok açıdan düşünürsen ki geçenlerde mesela uçak olayında dedi ki ben vermiyorum.
Yani bu şekilde rast çekti. Sen buna rağmen kalkıp bu meselede oturuyorsun, müzakere yapabiliyorsan sen muhtaçsın. Yani o sen pilotlarını gönderdi. 1 milyar 100 milyon dolar para ödemişsin. Ama diyor ki ben sana uçak vermiyorum diyor. Seni bu şeyden çıkarıyorum diyor. Sen bilmem 80 tane parça üretiyorsun bu uçağın şeylerini. Ama buna rağmen seni bu şeyin içerisinden dışarı çıkarıyorum. Sen kalkıp beni çıkarıyorsan ben bu parçaları üretip sana vermiyorum diyemiyorsun. Çünkü sen ürettiğin üretmeye senin ihtiyacın var. O diyor ki ben başka bir yer bulabilirim diyor. Yani bu açıdan Türkiye Amerika ile karşı karşıya gelmesi problemdi. Yani Amerika hem PKK'ye verdiği sözler vardı, hem bölgeye verdiği şeyler vardı. Biz müttefiklerimizi koruyacağız. Kimdi müttefiki? PKK'ydi. PKK DAEŞ'le mücadelede yani Amerika'nın açıkçası alanda bir nevi görevini gördü, mayın temizleme görevini gördü. Yani bazı iddialara göre 20 bin, 25 binden bahsediyorlar kişiyi kaybedilmiş ki çoğu çocuk yaşta eline silah verilip cepheye sürülen şeylerdi gençler. Çok fazla kayıp vermiş Rakka'da, Deirazor'da, diğer bölgelerde. Şimdi biz bunları işte şey yapmıyoruz, bunları koruyacağız şeklinde bir şey söylüyor. Ve bu açıdan tamam, sizin dediklerinizle bizim dediklerimiz arasında orta yol bulalım deyince Türkiye de razı oldu, Amerika da razı oldu. Şimdi burada Amerika ne yapıyor? Amerika oyalama taktiğini uyguluyor. Türkiye diyor ki ben bunu kabul etmem. Yani her ihtimale karşılık bıçak kemiğe dayandığında Türkiye hazır, sınırda bekletilen birlikleriyle Türkiye giriş yapabilir. Yani uçak kaldırmasa bile işte o füzelerle vurup tanklarla içeri girebilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir ama Türkiye'de bunu istemiyor, Amerika'da istemiyor açıkçası. Bu açıdan yani diyor ki şeye girmeyecek, Türkiye 5 kilometreye kadar bir alan. Efendim PKK bilmem şu kadar çıkacak, 10 kilometrelik alanı Amerika kontrol edecek. 15 kilometrelik alan bilmem şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi burada güvenli bölge ne oluyor? Evet. Yani Türkiye'nin niyeti bu bölgelerde bir alan oluşturup, işte mültecilere bak buralar güvenlidir, size inşaat yapacağım, size şöyle yapacağım, böyle yapacağım, yaşam alanları oluşturacağım, sizi buraya getireceğim diyor. Şimdi bu sisteme göre buradan hiç kimse gidemeyecek. Neticede o bölge yani pek kendi kontrolünde olacak. İşte güya silahlı unsurları çıkıyor ama aslında hepsi şehrin içerisinde olacak. Bu açıdan yani son derece problemli görünüyor. Gizli anlamda. Hakikaten bu kimi koruyacak? Bu i̇şte, güvenlik evet. Bölge kimi koruyacak? Yani gizli maddeler var mı yok mu burada piyasaya yansıtılan başka bir şey mi? Bunu da süreç içerisinde ancak görebiliriz ama yansıdığı kadarıyla burada Türkiye'yi memnun eden bir şey yok. Amerika şu anda halen belirsiz bir şeyler söylüyor. PKK şu anda çok da rahat değil açıkçası. Yani işte Amerika şunu yapsın, Amerika bunu yapsın diye ikide bir yapılan açıklamalar, bu anlaşmadan çok da memnun olmadıkları. Biz bu kadar efendim canımızı verdik, bu kadar şunu yaptık, bunu yaptık ama şuradan çekileceğiz, şu etkinliğimizi kaybedeceğiz gibi bir kaygı da söz konusu şey açısından, PKK'da açısından. Yani burada Amerika her şeye rağmen mümbüçte olduğu gibi Türkiye'yi yavaşlatmak, durdurmak, zamana yaymak. Bu arada işte daha farklı hangi hamlelerde bulunabilir veyahut da Türkiye'de bir yönetim değişikliği söz konusu olabilir mi? Bunu bekliyor ki Türkiye'de ben sanıyorum yönetimin bu müdahalede gecikmesi biraz da son seçimlerle alakalıydı. Yönetim kendi elini bu kadar güçlü görmüyor hali hazırdaki yönetim. İşin böyle de bir tarafı var. Ama Amerika bu açıdan meseleyi biraz daha zamana yayma gibi bir taktik uygulamaya çalışacak açıkçası. Ve yani Türkiye buna karşı ne yapabilir? Dediğim gibi iş öyle bir noktaya gelebilir ki bu kadar sınıra yığılan işte komando birlikleri, bu kadar işte zırhlı birlikler bunlar böyle geri çekilecek gibi değil. Yani şu o açıdan şeyleri de o beton blokları da bir kısmını açmışlar bazı yerlerde. Yani bu müdahale edebilir havası da var açıkçası. Bu açıdan yani şu anda her taraf açıkçası yani böyle biraz daha gerginliği azaltma gibi bir politika uygulamaya çalışıyor. Ama kimsenin de istediği şu anda en azından gerçekleşmiyor göründüğü kadar. Hocam bir soru daha sorayım böyle kısaca. Şu an Amerika'nın bir PKK devleti kurma gibi ciddi bir ajandası var mı sizce?
Yani az önce söylediğim o nüfus yapısından dolayı mesela bir Irak Kürdistan'daki durum aynı değildi. Yani burada hali hazırda bir 10 milyondan fazla bir mesela nüfustan bahsediyoruz. Oturmuş bir yapı vardı. Bu çok eskiden beri bu bölgede olan bir şeydi. Şimdi Suriye'deki yapı buna uygun değildi. Yani mesela normal şartlar altında Suriye'de PYD'nin gücü işte bahsettiğimiz diğer muhalif Kürt gruplarının gücüne göre çok düşük seviyedeydi. İşte NKS ve ona benzer yapılanmalara göre. Genellikle rejimle beraber hareket ettiği için çok da o bölgelerde çok da fazla şey yoktu. Yani evet Öcalan uzun süre Şam'da kaldı. Onun bir etkisi vardı ama o diğer yapılanmalar, diğer gruplar mesela Meşal Taman'ın öldürülmesi olayı söz konusuydu ki büyük ihtimalle PKK ve Bağız'ın işbirliğiyle öldürüldü. Ama buna rağmen işte NKS'nin güçlü olduğundan söz ediliyor. PKK o kadar güçlü değil. Yani ona bir devlet kurdurma bundan bir sonraki adım ne olacak? Bu kadar Arap nüfus ne olacak? Bunları hep yani bu kadar Arap nüfus ki Kürt nüfustan fazla bu nasıl bir Kürt devleti olacak? Bu açıdan problemli bir durum. Evet. Yani burada tampon bir şey oluşturabilir. Efendim işte bazı özellikle federalizme zorlayabilir ki peki bunu istiyor. Geçenki görüşmelerde de bunu teklif ettiler. Yani burada çok da aslında bir problem de değil. Yani laik seküler bir bazıyla laik seküler bir PKK'nın anlaşması çok da problem de değil. Sanki görüşüyorlar. Evet. Görüşmeler evet. Devam ediyor gibi. Burada yani mesele sanıyorum yani İsrail ile ilgili şeylerde düğümleniyor. İran'ın bölgeden çıkarılması ile ilgili meselelerde düğümleniyor. İş nereye varacak süreç içerisinde göreceğiz. Eyvallah hocam. Hocam bir diğer konuşulması gereken önemli konu Avrupa'da yükselen bir İslam düşmanlığı dalgası var. Şimdi biz öteden beri son yıllarda Avrupa siyasetine baktığımız zaman, politikasına baktığımız zaman hem aşırı sağda siyaset yapanlar, yani o kulvarda siyaset yapanlar, hem merkezde siyaset yapanlar, demokratlar vesaire bakıyoruz ki hepsinin özellikle seçimleri kazanma noktasında, özellikle o seçim sürecinde kullanmış oldukları bir dil var. Neredeyse ortak bir dil gibi diyebiliriz. Sonra bakıyoruz ki işte bu ortak bir dil adeta Avrupa'nın siyasal yapısının arka planını oluşturuyor. Sanki seçmenin belleğini etkiliyor ve onu formatlıyor, bir şekle sokuyor adeta. Derken seçim süreci geçtikten sonra da hani belki aşırı sağda olmayanların kaygısı, siyasilerin kaygısı oy toplama içindir. O esnada işte oy kapma noktasında belki o yüzden topluma dönük bu gibi şeyler söyleniyor ve bu yıllardan beri böyle devam ediyor. Ve özellikle de seçim dönemlerinde daha fazla göçmenlere dönük, mültecilere dönük, Müslümanlara dönük aleyhte bir takım kampanyalar oluyor, bir takım söylemler oluyor ve bu gittikçe tırmanıyor. Ve bakıyoruz ki seçim süreci bittikten sonra da Avrupa'nın siyasal yapısında gittikçe sağa doğru bir kayma meydana geliyor. Yıllara baktığımız zaman gittikçe aşırı sağın kaydığını görüyoruz. Yani her ne kadar muhafazakarlar ve başkaları bu noktada hani sadece seçim satında, seçim sürecinde böyle bir dil kullanıp da siyasi noktada bir yere varmaya çalışsalar da nihayetinde bu seçim süreciyle sınırlı kalmıyor. Bu tırmanan bir milliyetçiliğe evriliyor. Gittikçe sanki bir milliyetçilik dalgasının yükselmesine bir katkısı oluyor ve uzun vadede de aşırı sağa yarıyor. Sanki bu dil, bu söylem aşırı sağa yarıyor. Çünkü aşırı sağa gittikçe sürekli olarak oy topluyor. Daha fazla ivme kazanıyor siyaset noktasında. Ve özellikle bu süreçle beraber bakıyoruz ki Avrupa'da Müslümanlara dönük saldırılar meydana geliyor. Bu cami saldırılarına dönüşür ve bu gittikçe ciddi bir hal almaya başlıyor. Bakıyoruz hatta bunlar bazı yasal düzenlenmelerle falan destekleniyor. Örtüye dönük, burkaya dönük, çarşafa dönük, işte dini sembollerin kullanılmaması gerektiğine dönük vesaire bir takım mahkeme kararlarıyla bu süreç gittikçe tırmandırılmaktadır. Yani önümüzde böyle bir kompozisyon var gibi duruyor. Bu konuda ne dersiniz? Aslında Batı ile ilgili, Avrupa ile ilgili yani böyle en sonda söyleyeceğim şeyi önce söyleyeyim. Evet. Yani bize hep işte batılı değerler, işte Avrupa değerleri falan üzerinden bir şeyler söylendi. İşte hani bizim okullarda aldığımız eğitim bunu getiriyordu işte muasır medeniyet seviyesi falan diye. Burada kendilerinin de çok övünerek söylediği batılı değerler vardı, sosyal projeler vardı falan.
Fakat hali hazırdaki ortam, işte İtalya'daki durum, işte Macaristan'daki mesela Polonya'nın tutumu, Almanya'daki aşırı sağcıların görüşleri, Fransa'da Le Pen ve arkadaşlarının, işte Hollanda'da Wilders'lerin durumu, Avrupa'da belirleyici olanın değerler değil çıkarlar olduğunu ortaya koyuyor. Net bir şekilde. Yani bu işte biz çok şeyken, zenginken, hani biz seçerek birilerini aldığımız zaman kendimize hizmetçi anlamında bizim için çalışacak, suyunu sıkacağız, işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız, bizim için uğraşacak, didinecek. Kendi memleketinde zaten böyle bir şey yok, böyle bir durum yok, kazancı yok. Ama biz seçiyoruz. Bu durumda biz ona bir şey veririz. Yani ona bazı sosyal haklar da veririz, ayrı bir konu. Ama işte işgal ettiğimiz, topraklarını sömürdüğümüz, yöneticilerini belirlediğimiz ülkelerin insanları kalkıp o iç karışıklıklardan uzaklaşıp buralara doğru geldiğinde biz bu sefer kapıları kapatırız, onları tecrit ederiz, efendim yemeklerini keseriz, efendim onları fişleriz, çok kötü şey yerlere atarız ve buna karşı bir tepki ortaya çıkar. Nedir işte efendim, bunlar bizim işimizi alıyor, bunlar bizim efendim kazancımızı elimizden alıyor, şu alıyor bu. Hani değerleriniz vardı. Bunlar sıkıntı içerisinde, bunlar yaşam savaşı veren insanlar, kimi savaş bölgesinden, kimi açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Bu böyle bir problem vardı. Avrupa'da kimi şeyler yani çok böyle önemsenmedi. Mesela 2. Dünya Savaşı sonrası mesela bir işte efendim hani büyük bir kısmı belki şeydir, belki abartmadır ama hani olmuş bir Holokost olayı var, bir Yahudi soykırımı olayı var. Bunu kabul ediyoruz açıkçası. Hani abartılmış, abartılmamış bu ayrı bir konu ama var. Şimdi Avrupa'nın tümünde bu öyle bir şekilde işlenmiş ki hiç kimse, bırakın Yahudi soykırımı ile ilgili bir açıklamayı, hiç kimse kalkıp mesela işte İsrail'in işgalciliğinden, İsrail'in katliamcılığından söz edemiyor. Biri söz ettiğinde en özgür basının olduğu yerlerde bile adamın işine son veriyorlar. Bu sadece orada değil, yani böyle Amerika'nın mesela meşhur bir Beyaz Saray muhabiri vardı, 92 yaşında kadın, 60 yıllık Beyaz Saray muhabiri. İsrail'in yaptığı baskılardan söz edince bu görevine son verildi. Şimdi böyle bir şey var, böyle bir şey oluşturuldu İsrail konusunda. Yani bu normalde değer sahibiyseniz, tamam bir daha soykırım hiç gündeme gelmesin diye biz bunu yapıyoruz diyorsanız, bunu her konuda yapın. Bu açıdan Norveç'te Breivik'in 271 kişiyi öldürdüğünde Avrupa'nın ayaklanması gerekiyordu. Bu bir yabancı düşmanlığından, bu bir aşırı sağdan, bu faşizmin tekrar hortlamasından başka bir şey değildi. Bunun yani buna karşı bir önlem alınması gerekiyordu. Avrupa'nın tümü açısından bir önlem alınması gerekiyordu. Fakat buna karşı bir şey yapılmadı. Yani Norveç örneğinde orayla sınırlı kaldı, bir nevi lokal olarak kaldı. Ve o dönemde Wilders aynı faşist açıklamalarını devam ettiriyordu. Le Pen aynı iğrenç söylemlerini devam ediyordu. AfD insanları katlediyordu değil mi? Mesela dönerci cinayetleri, şunlar bunlar vardı. Şeyde, Almanya'da. Şu an geldiğimiz süreç korkunç. Bizim zihin yapımız açısından korkunç. Ben onlar açısından demiyorum. Ben şimdi kendi yaşadığımız kompleksi anlatmak için söyleyeyim. Şimdi Yeni Zelanda'da bir katliam oldu. 51 insan namazda, caminin içerisinde katledildi değil mi? Fakat bir süre sonra yani ortada büyük bir vahşet var. Birileri camiye girmiş, mabede bu kadar insanı katletmişten çok. İşte Yeni Zelanda'da insanlar bakın ne kadar hoşgörülü, ne kadar sahip çıkıyor camilerimize, ne kadar şöyle yapıyor, ne kadar böyle yapıyor noktasına geldik. Ya ortada katliama uğrayan biziz. Tecavüze uğrayan bizim mabedimiz, öyle mi? Caminin içerisinde biz katledilmişiz. Bu bir nevi bir tarafa bırakıldı. Aynı şey şu anda Norveç'te yaşanıyor geçen gün. Adam silahla girmiş camiye, katliam yapacak, o arada biri engel olmuş. Şimdi burada Breivik'in katliam yaptığı Norveç'ten bahsediyoruz. Önlem almamış olan Norveç'ten. Ve aynı şeyi yapacak. Ve aynı, daha kötü bir şey yapacak belki. Böyle bir şey yapacak. Ve bizim gündemimizde neden Norveç bunu yapmıyor? Neden bir zihin yapısı, bir adamın zihin yapısı nasıl değişti de camiye girip namaz kılan insanları katledecek? Bunu tartışmıyoruz da. Norveçliler caminin etrafında etten duvar oluşturdu. Yani yine kendileri şeye çıktı, kazançlı çıkıyor gibi. Bu da yaşadığımız o kompleksi, o efendim kendimizi ifade edememeyi. Aslında yani biz de zihinsel anlamda mağlup olmuşuz. Görünen bu. Yani ortada şeye uğrayan, işte efendim saldırıya uğrayan biziz. Efendim işte efendim kiliselere yönelik kimse böyle bir şey yapmıyor. Burada kimse kiliselere saldırmıyor ki. Ne diye saldırsın? Bizim coğrafyamızda yok öyle bir şey. Ha benzer olaylar işte mesela Mısır darbesi sırasında söz konusu oldu. Kimi bu baltacılar burada bir kirli gruplar, kirli yapılanmalar. Buna benzer şeyler yaptı. Fotoğraflara yansıdı. Oradaki Müslümanlar kilisenin önünde etten duvar ördüler. Evet.
Ama normalde Mısır'da kiliselere şey olmaz, saldırı olmaz normal şartlar altında. Ha DAEŞ mi yaptı? DAEŞ kiliseye saldırdı, kadar camiye de saldırıyor. Aynen. Bu açıdan bir kiliseye doğrudan bir şey operasyon yok. Yani bu açıdan bizim zihinsel olarak kendimizi bir nevi yeniden onarmamız gerekiyor açıkçası. Yani biz burada hangi durumdayız, biz değerlerimizle kendimizi nasıl ifade edeceğiz, neredeyiz, karşımızdaki insanlar nasıl bir operasyon çekiyor bize karşı açıkçası. Bunun belki bir daha değerlendirmesi gerekiyor. Yani bir haftada 10 tane camiye yönelik tehdit açıklaması varsa, birkaç tanesi yakılıyorsa, işte efendim geçen sene bütün bir sene içerisinde diyor işte 50 cami saldırıya uğramış. Bu sene 3 ay içerisinde 150 cami saldırıya uğruyorsa, burada ortada korkunç bir dehşet verici bir şey var. Yani adamlar bırak orayı burayı, bizim camilerimizi işte efendim yakıyor, yakmaya çalışıyor. Her türlü hakaret yapıyor, domuz başı bırakıyor. Buna benzer şeylerde bulunuyor. Bu açıdan bizim öncelikle onları suçlamak yerine kendi kendimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani karşımızdakiler batılı değerler dediğimiz şeyler boş. Bunlar kendi çıkarlarından başka herhangi bir şeyi düşünmüyorlar. İşte İsrail'le ilgili söyledikleri şeyler sanıyorum yani nereye oturtuyorlar, belki bir hani felsefi tartışmaya girmeyelim ama işte batılı değer olarak kabul ediyor ama çok daha batılı değer değil. Yani burada batılı değer diye bir şey yok. Evet. İşin bir de bu garip tarafı var. Hristiyan değeri diyor. Hristiyanlık da doğulu, Yahudilik de doğulu. Oradan gitmiş. Ama bunu nasıl kendileriyle birleştirmişler, nasıl bozmuşlar? Belki bu ayrı bir tartışma konusu ama hali hazırda yani camilerimiz saldırıya uğruyor. Efendim biz saldırıya uğruyoruz. Hem kendi coğrafyamızda saldırıya uğruyoruz. Gittiğimiz yerde saldırıya uğruyoruz. Fakat adamlar caminin etrafında toplanmış diye biz kalkıp onların işte efendim ne kadar işte insani davrandıklarından camiye işte saldırılmasın diye kendilerini efendim kalkan yaptıklarından söz ediyoruz. Eyvallah hocam. Hocam bir diğer husus, hatta ilginç husus diyelim. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu an başta Yemen olmak üzere Orta Doğu'da almış olduğu pozisyondur. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri eski kadim iki müttefiktir. Bu iki müttefiğin arasında hocam kara kedi mi girdi evet, acaba? Evet. Aslında şöyle bir şey var. Şimdi hani Yemen olayıyla şey yapıyoruz, bunu konuşuyoruz ama Yemen belki biraz daha hani nasıl desem biraz farklı şeyleri var, farklı yönleri olan bir olay. Yani Birleşik Arap Emirlikleri hala hazırda işte Somali'de bir şeytanlık yapıyor, Libya'da Hafter'le beraber bir şeyler yapıyor, şu anda Sudan'da işte yapıyor, Sisi destek vererek bir şeyler yapıyor, ayrı bir konu. Fakat Yemen'deki mesele biraz şöyle bir problem var. Yani bir askeri bir yönetim vardı, 30 yıllık Ali Abdullah Salih yönetimi vardı. Halk hareketleri söz konusu oldu. Ali Abdullah Salih devrilecekti, ardından yeni bir yönetim kurulacakken işte Husiler gelip başkenti ele geçirdi. O partileri feshetti. Çok sayıda insanı, ki en güçlü parti olan İslah Partisi, İhvan kökenli, bunların bir kısmını infaz etti, bir kısmını hapse attı. Böyle bir pozisyon oldu. Çıktı ortaya. İslah Partisi belki de yaptığı en büyük şeylerden bir tanesi, hatalardan bir tanesi, tümüyle Suudi'nin tarafına geçti. Askeri anlamda, siyasi anlamda yönetimin tarafına geçti ve bu başkent Sana'yı ele geçiren Husilere karşı bir şeyin içerisine girdi. Bir çatışmanın içerisine girdi. Tabii burada Yemen şöyle garip bir tarafı vardı. İşte Husiler oradaki hani mezhep yapısı açısından işte bir kabileydi. Yani Husi demek Zeydi demek değil. Zeydi büyük bir topluluk. Husiler bunların bir kısmı. Böyle bir şey vardı, durum vardı. Öte taraftan Yemen içerisinde aşiretler söz konusu. Ki eskiden Yemen kuzey ve güney diye iki ayrı Yemenken bunlar sonradan işte bir nevi birleşme söz konusu olmuştu. Hali hazırda mesela Yemen bir kısmını El-Kaide kontrol ediyor. Yemen El-Kaidesi. Bir kısmı yine bazı aşiretlerin kontrolü altında. Burada Birleşik Arap Emirlikleri kendisi de bu ortamdan ekonomik ve siyasi bir güç elde etme, çıkar elde etme düşüncesine kapıldı. Şimdi problemin nereden başladığını söylüyor. Evet. Şimdi burada iki taraf da güya Husilere karşı değil mi? Normalde böyleydi. Evet. Fakat şu çok ilginçtir. Yani siyasi gözlemciler diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri ve ona bağlı olan güçler Yemen içerisinde hiçbir zaman Husilere yönelik herhangi bir saldırıya katılmadılar. Bunlar Yemen içerisinde ya El-Kaide'ye ya İhvan'a yönelik operasyon yaptılar. Evet. Ya bunu açıkça da dile getiriyorlar. Gizlemiyorlar.
Bu da mesela Suudi bazı açılardan rahatsız etti. Yani ki Suudi İhvan'a son derece düşman ama mevcut İhvan'a yakın olan işte Islah Partisi zaten Suudi'ye teslim olmuş durumda. Böyle bir pozisyonu var. Bu da bunlara yönelik operasyon veya eylem de Suudi'ye karşı gibi oluyor. Şimdi burada Güney Cephesi denilen bir grup var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de şunu unutmamak lazım. Birleşik Arap Emirlikleri birkaç emirlikten oluşuyor. Bir şey yok. Burada özellikle Dubai ile Abu Dhabi emirlikleri arasında bir şey var. Bir problem söz konusu. Son dönemde ortaya çıkan. İşte Maktum'un bu son siyasi olaylar ki basına yansıdığı kadarıyla siyasi olayları yorumlarken bu diğerlerine hali hazırda işte Amerika'nın Körfez'deki durumunun çok da kalıcı olmadığını, bu açıdan İşte bizim hepimizin İran karşısında savunmasız kalacağımızı, İran istediği anda bizim hepimizi vurabileceğini, bu açıdan siyasi bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu şeklinde bir basına yansıdığı kadarıyla böyle bir açıklaması olmuş. Şimdi burada Abu Dhabi tarafı, bu Zayed tarafı, bunlar Suudi'ye yakın, işte özellikle Bin Salman'a yakın gibi duruyor. Ama Maktum tarafı biraz daha farklı bir yerde duruyor. Şimdi Yemen'e girerken hem Güney Cephesi ile işbirliği yaptı Birleşik Arap Emirlikleri, hem de çok önemli bir ayrıntı Sokotro Adası'nı aldı. Sokotro Adası yani bölgenin belki de dünyanın en önemli işte fantastik adası diyorlar turistik açıdan. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin turistik açıdan işte Dubai özellikle çok büyük bir kazanca hükmettiğini biliyoruz. Bir paraya hükmettiğini biliyoruz. Sokotro Adası üzerinde büyük bir hesap yaptılar. Ama yönetimle olan problemler, Suudi ile olan çekişmeler bu adayı terk etmelerini beraberinde getirdi. Bu da diğer alanlarda problemlerin biraz daha artmasına neden oldu. Nitekim Sana işgal edildikten sonra Husiler tarafından yönetim Aden'e taşınmıştı. Güney cephesi üzerine Birleşik Arap Emirlikleri Aden'deki hükümetin bütün birimlerini işgal etti. Suudi Aden'den bir nevi çıkardı. Böyle bir pozisyon çıktı ortaya. Tabi burada dediğim gibi burada Maktum ve işte Bin Zayed, burada hangisi bu işte etkin, Suudi nasıl bir tavır belirleyeceğini açıkçası şey yapamıyor, ortaya koyamıyor. Şu anda iki tarafı görüştürmeye çalışıyor. Hükümetle beraber işte Riyad konferansı falan. Fakat çok da ciddi bir sonuç çıkmayacak ama Yemen'deki mesele sanıyorum İran'ın Amerikan İHA'sını düşürmesiyle başladı. Amerika'nın İHA'sı düştü ve Amerika buna karşı bir şey yapmadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözü bu açıdan korktu. Amerika burada kalıcı değil. İran'a karşı bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu açıdan alttan İran'la bazı görüşmeler yaptığına dair de görüşler var. Suudi ile arasının bozulmasının nedenlerinden bir tanesi bu olabilir. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ettim. Teşekkür değerli ederim. Yorumlarınızdan dolayı. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrar aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.